Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Nefis sürekli bize kötülük pompalayan sorun kaynağımız. Gözümüzde göremiyoruz, elimizde tutamıyoruz, polise şikayet edemiyoruz, savcılığa dilekçe yazamıyoruz. Nefis bizimle beraber içimizde var. Sürekli bize kötülük pompalıyor. Bizim de nefsimize esir olmamamız lazım. O pompalayacak biz dik duracağız. O ezmek isteyecek, biz ezilmeyeceğiz. Gereken bu. Peki neden bir Müslüman olarak Kur'an okuduğumuz halde, helal yemeye çalıştığımız halde, cennete girmek istediğimiz halde, neden nefsimize esir düşer de, nefsin hoşuna giden işleri yaparız sık sık? Bunun beş temel nedeni var. Birincisi Allah'ın murakabesini basit görmektir. Ne demek Allah'ın murakabesi? Allah melekleriyle bizi denetliyor. Ve bu denetleme gece gündüz, yalnız, gizli, hiçbir ayrıntı olmadan her an bizimle beraber. Bu denetlemeyi biz radara takılmak, kameraya takılmak, işte polise takılmakla benzeştiriyoruz. Öyle zannettiğimiz için de nefis şımarıyor. Cezamı öderim gene sürat yaptığım için ya da belediyenin kestiği cezadan kurtulurum diyorum. Allah'ın murakabesi böyle şey değil. O tutulan dosyaları bir gün kitaplaşmış şekliyle elimize verecek Allah. O günü hatırlamak başka şey. Radara yakalandım, belediye tutanak tuttu demek başka bir şey. İkincisi arzularımızı ve zevklerimizi sınırsız kullanıyoruz. Evet ekmek yenir ama beş ekmek bir arada yenmez. Düşünüyor olmamız lazım. Evet uyunur ama sabah namazını geçirmeyecek şekilde uyunur. Evet muhabbet edilir ama gıybet etmeden, haram konuşmadan muhabbet edilir diye düşünmemiz. Yani arzu ve zevklerimize sınır getirmemiz gerekiyor. Üçüncüsü ibadet tembelliği bu işin başı. Yani namazı ağırdan alırsan, orucu tut tut tutmadı gibi yaparsan, zekatı böyle neredeyse vermeyecekmiş gibi verirken de hatta paranın eskisini vererek mesela yaparsan, nefis bundan şımarır, istediğini yaptırmaya başlar. Dördüncü olarak da Müslüman bu dünyada önünde cehennem bekliyor olduğuna inandığı sürece boş vakti olmaz adamdır. Eğer boş vaktin varsa senin hayatında şeytan, nefis, çevren seni kullanır. Peki boş vakitte neyi kastediyoruz? Uyumak boş vakit değildir. Ama Fazla uyumak, yatakta boş olmak boş vakittir. Muhabbet etmek boş vakit değildir. Gıybet etmek boş vakittir. Spor yapmak boş vakit değildir. Haram bir spor yapmak boş vakittir. Çalışmak boş vakit değildir. Namaz kılmadan çalışmak, haram bir işte çalışmak vakti boşa harcamaktır. Ve son olarak da Müslüman çevresinin adeta kölesidir. Çevren düzelmedikçe Nefsini içerden terbiye edemezsin. Çünkü nefis dış güçlerle bağlantı kurar ve seni daha çok esir eder. Allah'tan yardımını dileriz. Nefsimize, şeytana ve düşmanlarımıza karşı. Velhamdülillahi Rabbil alemin.